Merhaba arkadaşlar, ben Tayfun Erbilen. Protostudio.com adresine hazırladığım bu yeni paylaşım videoma hoş geldiniz. Bu dersimizde jQuery'de mousewell kullanımını göreceğiz. Mousewell nedir? Genelde haber sitelerinde görürüz arkadaşlar. Çünkü kullanılır genelde. Ben de yine bir haber temasından, yani script de demeyeyim de haber temasında diyelim aslında biz ona. Haber temasından bir örnek vereceğim. Şimdi buraya tıkladığımda bu şekilde arkadaşlar. İleri geri giden bir sliderim var. Video galeri slider. Ama ben bunu mouse'umun scroll'uyla ileri geri yaptırabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Peki bunu nasıl yapıyorum? Mousewell eklentisini kullanarak. Yani mousewell'imiz aslında tam olarak ne yapıyor? Kaydırma işlemini yapmıyor. Mousewell'imiz scroll'umuzda yukarı veya aşağı basıp basmadığımızı algılamaya yarıyor arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Şimdi benim böyle bir slider'ım var. Örneğimizi bu slider üzerinde yapacağız. Daha önce hazırlamıştım ben bu slider'ı. Amacım zaten slider'ı göstermek değil arkadaşlar. Mousewell'in nasıl kullanıldığını göstermek. jQuery Mousewell yazdıktan sonra ikinci linke tıklayalım. Buradan download sekmesinden GitHub'a yönlendirdi biz zaten. Zip formatında indiriyorum. İndirdikten sonra açalım. Burada bize lazım olan jQuery.mousewell.js dosyamız. Bunu ben daha önce attım bu JS klasör içine. Testten bakabilirsiniz test işlemlerine. Yani farklı farklı uygulamaları var. 7 tane sanırım. Ama bize lazım olan zaten bir tane. Orada şimdi göreceğiz. Öncelikle JS dosyamızın içindeki mousewell.js'imizi çağıralım. CSS kodlarım bu şekilde ama dediğim gibi bunları zaten göstermeme gerek yok. Yine slider'ın da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi mousewell kullanımı diyeyim şuraya. Şimdi scroll hareket ettiğinde hangi nesne üzerine hareket ettiğinde işlem yapmak istiyorum. Ben tümünü kapsayan, burada slider'ımın da tümünü kapsayan slider div'imi seçiyorum. O nesneyi seçtikten sonra mousewell yazıyorum ve function yazıyorum içine tabii ki. Parametrelerim var. Event, olay ve delta. Bu delta da şudur. Yukarı mı aşağı mı kaydırdığınızı bulmanıza yarar. Eğer yukarı kaydırmışsanız delta 1 değerini döndürür. Aşağı kaydırmışsanız da delta eksi 1 değerini döndürür. Şöyle yapalım. O yüzden if delta denkse 1'e yukarı kaydırdık demektir. Else değilse de aşağı kaydırdık demektir. Aşağı yukarı. Evet. Eğer yukarı kaydırmışsak şöyle hemen slider'ımıza bakalım. Yukarı kaydırmışsak arkadaşlar eğer ondayız örneğin 10, 9, 8, 7 diye geriye gelmesi gerekir. Dolayısıyla koşulum şu olacak. If değer küçükse nedir? Şey pardon büyükse sıfırdan burada değerimiz de burada oluşturduğumuz değer zaten slider dersinde bunu bilmeniz gerekir. Eğer değer sıfırdan büyükse değeri azaltabiliriz. Sıkıntımız yok. Ve daha sonra şurada değer derim. Slider alt add class'la aktifimi atarım. Yalnız şöyle bir şey daha yapmam lazım. Öncelikle tabii ki ne yapmam lazım arkadaşlar? Hepsini gizlemem ve alttaki li'lerinde hepsinin sınıfını silmem gerekir. Daha sonra seçilen, daha doğrusu değer eksileceği için eksilen değer gözükecek ve eksilen değerin alttaki kısmı da yine aynı şekilde kalacaktır. Biraz karışık bir cümle oldu neyse. Burada da değer küçükse nedir? Toplam eksi birden arkadaşlar. Değeri o zaman bir arttıracağım. Aynı işlemlerim kalacak. Hemen bakıyorum. Şimdi ben yukarı kaydırdığımda hiçbir işlem yapmıyor şu an. Aşağı kaydırdığımda evet gördüğünüz gibi ikinciye geçti. Üçüncüye, dördüncüye, beşinciye, onuncuya kadar bu şekilde gidiyor. Şimdi yukarıya kaydırdığımda gördüğünüz gibi küçülüyor ve geliyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar mousewell'imi başarılı bir şekilde uyguladım. Dediğim gibi mousewell kaydırma işlemi yapmaz. Tabii ki buradaki kodları siz yazacaksınız. Yani her şeyi mousewell'den beklemeyeceksiniz. Ama dediğim gibi delta eğer yukarıya scroll kaydırmışsanız bir değerini döndürür. Eğer aşağı kaydırmışsanız da eksi bir değerini döndürür. Hatta hemen görelim. Bakınız yukarı kaydırdığım için 1, aşağı kaydırdığım için eksi 1 değerini döndürdü bana. Şöyle bir şey var. Eğer uzun olursa sayfanız, bu şekilde scroll çıkarsa sağda, siz aşağı indirdiğinizde, şunu silmiştim ama bakayım. Evet, aşağı indirdiğinizde kaysa bile arkadaşlar, gördüğünüz gibi scrollunuz hareket ediyor.
Bunun için de şuraya return false yazmanız yeterlidir. Nereye bakın arkadaşlar? Bu fonksiyonun içine, yine bitişine. Bakınız artık herhangi bir şey yok. Aşağı inme olayı yok gördüğünüz gibi. Ve mouse wheel'im de yine çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Bu dersimde bunu gösterecektim. Umarım yararlı olmuştur. Ben genelde aldığım haber temalarını CSS'e dökerken müşterilerim açıkçası mouse wheel demiyor elbette ama hani scroll oynattığında diyor kaysın diyor. Yani istiyor sonuçta, yani yapmak durumundasınız bir paralı işi aldıysanız arkadaşlar. Dolayısıyla eğer bir gün yani buna ihtiyacınız olursa bu video sizin için yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepinize kolay gelsin arkadaşlar.